Merhaba pandalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle LGS ek tercihleri ne zaman başlar, ne zaman biter konusunu konuşacağız. Gördüğünüz gibi yıl yıl ekrana yazdım arkadaşlar. Sonuç açıklanma tarihinden ek yerleştirme tercih işlemlerinin başlamasına ne kadar süre geçiyor? Hepsini burada sizin için tek tek yazdım. Şimdi burada ek tercihlerle alakalı birkaç söylemek istediğim bir şey var. Öncelikle bazılarınız ek tercihlerde yerleşemedi ve büyük ihtimalle ek tercihlerde de yerleşemeyecek. Bu durumda olan arkadaşlara önerim hemen 2023 LGS için çalışması, eğer hayallerinden vazgeçmediyse. Çünkü kaybedecek çok bir vaktimiz yok. Nedeni de ek tercihlerin başlaması ve açıklanması biraz sürüyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yerleştirme sonuçları 7 Eylül tarihinde oldu. Geçmiş yıllara baktığımız zaman 20 ila 30 gün arasında sürebiliyor ek tercihlerin başlaması. Bu da ayın 27'sinden yani 27 Eylül'den 7 Ekim'e kadar başlayacağı tarih demek. Ek tercihlerin alınması da ortalama 5-6 gün, 1 hafta sürdüğü için ona 1 hafta daha eklersek işte 27 Eylül, 3-4-5 Ekim falan oluyor. İşte 7 Ekim, 15 Ekim oluyor. Bir de bunun 4-5-6 gün açıklanma süresi var. İşte olumsuz durumlar gerçekleşirse 20 Ekim'e kadar yaklaşık bekleyeceksiniz demek. Bu da şu an yaklaşık Eylül'ün 20'sinde olduğumuzu düşünürsek 1 aylık bir süreç demek. Ve sınav hazırlanma sürecinde 1 ay kayıp büyük bir kayıp. Dolayısıyla kazanamayacağını düşünen arkadaşların risk almasını çok tavsiye etmem ve onların ders çalışmaya başlamasını tavsiye ederim. Eğer diyorlarsa ki ben daha önce mezuna kaldım, yine başaramadım, kendimi geliştiremiyorum, yol göstericiye ihtiyacım var. Ben bildiğiniz üzere koçluk yapıyorum arkadaşlar, öğrencileri hazırlıyorum. Çok şükür bu sene hazırladığımız öğrenciler de yerleşti. Eğer sizler de benimle 2023 LGS'ye hazırlanmak istiyorsanız aşağıda bırakacağım bilgilerden ulaşabilirsiniz. Onun haricinde 2021 LGS ek tercihleriyle alakalı güzel bir haber var dedim. O da nedir aslında? 2022 DGS'de şu ana kadar hiç kalmayan kadar boş kontenjan kaldı ve tercih yapan toplam aday sayısı son yılların en az sayısı. Öncelikle 2020 yılında 208 bin kişi tercih yaptı. Boş kalan kontenjan sayısı 17 bindi. Ekranda görüyorsunuz. 2021 yılında 209 bin kişi tercih yaptı. Boş kalan kontenjan sayısı 5000'di. 2022'ye geldiğimizde tercih yapan toplam aday sayısı neredeyse %25 oranında azalarak 155.000'lere geriledi ve boş kalan kontenjan sayısı 30.287. Boş kalan kontenjanları tabii yeni açılan bölümlerle de ilişkilendirebiliriz ama şu da bir gerçek. Kontenjan sayısı öyle çok über bir şekilde değişmedi yıl yıl baktığımız zaman ama tercih yapan toplam aday sayısı çok azalmış. Bu adayların ek tercihlere bırakacağını da düşünmüyorum. Büyük ihtimalle bunların çoğu da kayıt yaptırmayacaktır. Çünkü bunu YKS'de de gördük. Çoğu aday kayıt yaptırmadı. Dolayısıyla burada bir avantajlı olabilirsiniz. Hani bu 2022 DGS ek tercihlerinin güzel olacağının habercisi olabilir. Ama her zaman söylüyorum bu işler bazen de belli olmaz arkadaşlar. Ama eminim ekonomik durum birçok ailenin kesin kayıt yaptırmasını engellemiştir. Bu YKS'de oldu. YKS'de evet her yer doldu ama birçok kişi yine kayıt yaptırmadı. Yine DGS'de yerleşenlerin birçoğu da kayıt yaptırmayacaktır. Özellikle özel üniversitelerden diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla ek tercihlerde şansınız var ama peki diyeceksiniz hocam ek tercihler tam olarak ne zaman başlar, ne zaman biter? Şimdi yıl yıl bunları inceledim, bunları yazdım. Yine sizlere göstereyim. 2016 yılında 16 Ekim'de açıklanan sonuçlar 3 Kasım'a kadar sürmüş. Yaklaşık 18 gün. 2017'de yaklaşık 23 gün, 2018'de yaklaşık 21 gün, 2019'da 27 gün, 2020'de 28 gün, 2021'de 30 gün sırf yani ek tercihlerin başlaması sürmüş. Az önceki anlattığım süre hani 20 Ekim'e kadar uzayabilir dediğim sebep de bundan da arkadaşlar. Yani 7 Eylül'de sonuçların açıklandığını düşünürsek 30 gün eklersek Ekim'de başlayacak bu tercihler diyebiliriz ve bunların açıklanması, tercihlerin alınması vesaire falan uzun bir süreç. Eğer maddi durumunuz yeterince güçlü değilse hani büyük ihtimal çok ücretliler kalacaktır. Hani yüksek ücretliler ve işte Türkiye dışı biraz Kıbrıs diyebileceğimiz yerler kalacaktır. Genelde hep öyle kalır. Türkiye'de de eminim bazı güzel yerler kalacaktır ama şans meselesi tabii ki de. Eğer puanınız kötüyse ve yerleşemeyeceğinizi düşünüyorsanız bence şimdiden çalışmaya başlayın ama diyorsanız ki yok ben ek tercihleri beklemek istiyorum. Ek tercihlerde de sizlere yardımcı olacağım. Geçen senelerde yaptığım gibi hala ek tercih danışmanlığı yapıyorum. Şimdi bile birçok hemşire arkadaş mesela hocam şurayı yazmadım yazsaydım yerleştirilirdim diyor. Mesela avukat arkadaşlardan da yani hukuk isteyen arkadaşlardan da bunu çok duyuyorum. İyi tercih çok önemli arkadaşlar. Geleceğinizi, kaderinizi belirliyorsunuz. Olayın içine siz dahil olduğunuzda genellikle doğru karar veremeyebilirsiniz. Bir uzmandan yardım almak her zaman iyidir. Ek tercihlerde benden yardım alabilirsiniz. Koçluk için benden yardım alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bu kadardı. Süreçle alakalı daha detaylı videolar
gelecek, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir? Takipte kalın. Abone olup videoyu beğenip beni destekler, emeğe saygı gösterirseniz çok sevinirim. Ve ailemize katılırsanız da şimdiden hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hoşça kalın.